Hepinize yeni bir günden daha selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Saat 2:30 şu an. Biliyorsunuz bir mevlüt okutma niyetim vardı. Şimdi kıymet teyzem, Buse, ben. Seni çekmiyorum kız, kaçma. Yavaştan yavaştan kaçıyor da. Köydeyiz işte şimdi. Saat geç oldu ama şöyle 5-6 sabah bir açalım dedik madem su böreği. Teyzemler de buradayken hadi Buse ile gidin malzemeleri alın gelin çarşıdan dediler. Aldık geldik işte bu seçimle beraber sağ olsun. Şimdi teyzem falan annemlerin orada açacağız bakalım. Önce böreğimizi açalım. Gerisi evde olacak şeyler zaten. Belki tatlıyı da evde açabiliriz bakalım. Annemle teyzem ne diyecek ona göre ya hazır alacağız. Açarlarsa da evde açacağız bakalım. Böyle evet, yani. Buse'cimi de bir çekeyim dedim. Defne kuş burada ip atlıyor teyzelere. Teyzemin de içeride hazırlanmasını bekliyoruz. Evet canlarım, şimdi biz böreğimizi açmaya başladık. 25 tane yumurta kırdık. 3-4 su bardağı ılık su koyduk, tuzunu koyduk ve ununu ekliyoruz azar azar. Böyle yoğurmaya başlıyoruz. Bakalım annem de şimdi dışarıda ateşi yakacak. Ay arı mı geldi? Böyle işte yoğurmaya başladım ben. Şöyle yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Arı sen sokacak. Sokmadım, arı bir şey olmaz. Sacılı. Yavaş 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 yumuşak bir hamur elde edelim ki çabuk açılsın. Çünkü havalar soğuk. Yumuş yumuş olsun. Yaklaşabilirsin bu seçim. Şöyle güzelce özleştire özleştire yoğuralım. Un koptu. Vallahi kollarım koptu. Gerçekten artık çok mahvoldum. Ama anne mis gibi kokuttum ya. Yo. Evet arkadaşlarım selamlar tekrardan bakın biz böreklerimizi açtık. Bitirdik. Kaç tava çıkmış bakayım? 1, 2, 3, 4, 5, ne 6'sı kız? 7-8 tava falan çıktı arkadaşlar. Buralar karıştı. Şimdi buraları toplayacağız tabii ki. Çay içtik, yemek yedik. Efendim dediğim gibi arkadaşlar börek açtık. Buse ile ben açtım. Annem ve teyzem çıkardılar işte sudan. Dışarı ateş yaptılar. Biz de antrede girişte açtık işte. Böyle dediğim gibi 7-8 tava çıktı. Güzel oldu. Teyzemin oğlu Burak vardı kuzenim. O da geldi eşiyle beraber. Hamsi almışlar. Sağ olsunlar keselerine bin bereket geldiler. Teyzem salatayı yaptı. Buse ile biz dediğim gibi orada yufka açıyorduk. İşte Gözde de hamsiyi falan yıkadı Burak'ın işi. Böyle hep beraber oturduk sofra kurduk. Çayımızı da demledik içtik. Böreklerimizi de açtık. Şimdi annemle teyzem dışarıda çıkan kapkacağı yapıyorlar işte tavaları falan. Böyle arkadaşlar çok şükür üzerimden büyük bir yük kalktı diyebilirim. Şey olarak hani niyet ediyorsunuz ya. Hani bir an önce yapalım da rahatlayalım diye. Allah izin verirse bakalım yasalı boşluk olursa hocayla konuşacağım. Bayan hocayla iş olursa Allah izin verirse salı günü okutacağım bakalım. Bugün günlerden pazar işte. Yarın da pazartesi. Böyle yani arkadaşlar çok şükür su böreğini bitirdik. Böyle işte pilav tavuk yapmayı düşünüyorum bakalım. Hani neye karar verirsek öyle işte arkadaşlar. Şimdi biz devam ediyoruz işte. Şuraları falan bir toparlayalım bakalım. Hepinize haftanın ilk gününden selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah tekrardan. Biz günümüze başladık arkadaşlar. Erken başladık. Bugün malum okullar açıldı. Pazartesi bugün günlerden. Şimdi annemle beraber buranın haftası biliyorsunuz artık öğrendiniz. Pazara gidiyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Geçen gün marketten yapmıştım zaten. Sebze falan da almıştım. O peynirden fasulye falan alacağım işte. Böyle biraz ufak tefek şeylerimi onları alıp tereyağı alacağım. Fasulye alacağım böyle yani arkadaşlar. Sonra eve geçeceğiz. Defne'nin okul saatte yaklaşıyor. Zaten böyle arkadaşlarım. Gidelim bakalım sizlerle beraber. Hoş bulduk efendim. 1 kilo fasulye alacaktım ben. Evet. Kaç kilo alalım? Kilosu 350 lira. Altından pahalı. Altın yanında atıyorum sonunda. İnci tanesi. İnci diye boğazına delip takacağım bunu. 2 kilo mu? Aha 1 kilo olsun. Yenilenden var ya. Bakayım mı?
Bak tabii ki. Hanımefendi buyurun. Evet bundan. Şeker gibi. Kaç kilo? Yarım kilo ver. Yarım kilo, yarım kilo. Yok yok, annen tek başına gelsin alışverişe, senden fazla al. Onu ben kendime alıyorum be. Alıyor musun? O zaman git. Evet. 150 lira alacağım. Tamam yani. Tamam. Tamam. Başka? Ne kadar mısır? 8 tane 100. 8 tane 100. 125. Evet canlar, biz çarşıdan geleli bayağı oldu. Alışverişimizi yaptık. Gelirken de şöyle hamsi aldık. Hamsili pilav yapalım diye. Annem kılçıklarını çıkarttı, yıkadı, temizledi. Şimdi tavaya diziyor. Şurada da içi pişiyor. İç pilavı pişiyor yani. Şöyle kuş üzümlü, havuçlu, maydanozlu, bol naneli, baharatlı. Ben de şuraya ocağa bir mercimek koydum. Salata yapacağım. Hamsili pilav. Dünden kapuskam vardı. Böyle yani yemek hazırlığına başladık. Annem tavaya diziyor şimdi böyle. Bazıları borcamda yapıyor arkadaşlar bunu. Ve beyaz oluyor. Böyle bunun asıl makbulü Karadeniz'de olan tavada pişmiştir arkadaşlar. Nar gibi kızarıyor ve daha lezzetli oluyor. Eğer siz de fırında yapıyorsanız tavada deneyin. Daha güzel oluyor. Tavsiye ederim yani. Böyle arkadaşlar. Yemeklerimizi yapıyoruz. Ondan sonra pişsin, afiyetle yiyeceğiz bakalım. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to. Selam canlarım, tekrardan ben dün sizlere kapanış yapamadım. Dün biliyorsunuz pazardı, eve gelince yemek hazırlıydı falan da videoya devam edemedim. Bir de kolumda çok şiddetli bir ağrı var arkadaşlar. Yufka açtığımdan beri kol ağrısından yatamıyorum iki gecedir. Böyle yani arkadaşlarım, sizlere veda edeyim istedim. Kapanış yapayım istedim. Böyle hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.